Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Bu eserin ilk telif edildiği zamanki bir olay ve hadise var. Anekdot olarak onu size nakledeyim. Üstad Ramazan Risalesi'ni ilk telif ettiğinde Ramazan'a dairdir diye kitabın başına atmış. Kitabın başı Ramazan'a dairdir. O zaman Risale-i Nur'la da takip altında, kontrol altında okuyanlar hapse atıyorlar. Şimdi gençlere söylüyor, inanmıyorlar. Abi böyle bir şey olabilir mi? Bu bir vaka. Yüzlerce efe bu Risale-i Nur eserleri mahkemeye verilmiş. Yani bir mahkeme beraat veriyor, diğer mahkeme alıyor aynı davadan dolayı bir daha yargılamaya. Şimdi gaziye-i muhkeme haline gelmiş bir mesele ikinci mahkeme tarafından alınır mı? Almışlar işte. Hukuk nasılsa Türkiye'de böyle işlemiş. Netice itibariyle Ramazan'a dair de deyince o köydeki bütün Ramazanları hapse atmışlar. Köydeki Ramazanları toplamışlar. Ya hayırdır falan. E kardeş, Bediüzzaman Bostani size mektup göndermiş. Bu Ramazanları toplayın bakın bunların Bediüzzaman'la münasebeti nedir? Adamlar içeride. Ya demişler bizim Bediüzzaman'la bir alakamız yok. Tanımayız bu adam. Kimdir, neyin, nesidir? E bu Ramazan'a dairdir ne o zaman? Bilir kişiye göndermişler ki bu Ramazanlar maksat Ramazan Risalesidir. Ramazan adam isimli adamlarla bir alakası yoktur. Geri adamları tahliye etmişler. Yani işte bunlara da bu ülke şahit olmuş arkadaşlar. Yani hürriyet, demokrasi belli bir noktaya geliyor ama çok bedeller ödenmiş yani. Onun için nimetini iyi bilmek lazım. Yani hakkını vermek lazım bu hürriyet ortamının, bu demokrasi ortamının. Eğer bu hürriyet imkanında biz bu Risale-i Nur'u bu ülkenin insanlara tanıttırmazsak, bu Risale-i Nur'la bu insanların imanını kurtarma noktasında bir zafiyet, aziyet gösterirsek, huzur-u ilahiyede benim halim harap, sizi tenzih ederim de. Artık hiçbir bahanemiz kalmadı. Bütün imkanlar, dünya bütün dengeleriyle bizim lehimize, hizmetimizin lehine feleğin çarkı dönmüştür. İş bize kalıyor. Minderlere artık eşit şartlarda çıkıyoruz. Önceden bizim elimizi kolumuzu bağlardır. Rakiplerimize doping uygularlardı. Şimdi eşit şartlarda çıkıyoruz. Bir bahanemiz kalmadı yani. İş antrenmana kalıyor. İş bu işle alakalı cehde ve mücahedeye kalıyor inşallah. Birinci kısmın ahirinde şeair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden şeair İslamiyet'in alametleri demektir. Bir yerin, bir toplumun, bir beldenin veya bir şeyin, mekanın Müslümanlara ait olduğunu gösteren alametlere şeair, bayrak, alamet, işaret anlamına şeair deniyor. Bu şeairler mahiyeti itibariyle, keyfiyeti itibariyle ne kadar zayıf da olsalar şahsi feraizden daha ehemmiyetlidir diyor Muazzez Üstadımız. Çünkü bizim dinimizde toplumu ilgilendiren, cemiyeti ilgilendiren bir mesele, bir hak, bir hukuk, şahsi hukuktan, şahsi haktan, şahsi feraizden daha ehemmiyetlidir. Bunlardan biri mesela ezandır. Ezan sünnettir, kuvvetli bir sünnettir ezan. Ezansız namaz olur mu? Olur. Vakitsiz olmaz da ezansız namaz olur. Sünnettir netice itibariyle. Ya namazın altısı içinde, altısı dışındaki şartların içerisinde ezan okumak yoktur. Ha. Sünnettir. Bir kişi tarafından o beldede ezan okunsa ümmeti Muhammed'in üzerinden ezan okuma mesuliyeti kalkar. Fakat o beldede o bir kişi tarafından o ezan okunmasa bu şeairin ihmalinden dolayı meydana gelen ceza ve gadap, oradaki insanlar şahsi farz namazlarını kılsalar o kadar sorumlu olmuyorlar Metin Bey. Yani sosyal bir din ya, cemiyete, topluma o kadar itina, ehemmiyet veriyor ki Cenab-ı Hak, cemiyet ilgilendiği bir hukuk velev sünnet kabilinden dahi olsa şahsi feraizden daha ehemmiyetlidir. Muazzez Üstadımız ahirete ne çalışmak? Evradı, ezkarı, ibadet için Van'ın Erek Dağı'na çıkmış. E güzel, Allah'la baş başa oturmuş. İnsanların işte ayağının basmadığı nezih ve temiz zamanlarda ve mekanlarda, değil mi? Rabbi ile ibadet halinde, Rabbi ile marifet boyutuna girmiş. Fakat kader ilahi bir şayadan dolayı, yanlış bir muhasebeden dolayı onu alıyor, ta Burdur'a sevk ediyor. Erek Dağı nere? Burdur, Isparta'nın Burdur'u nere? Niye? Sen toplumdan dışarı gidemezsin.
toplumdan kaçamazsın. Bu sosyal bir dindir. Bunu insanlara yayma mecburiyetindesin. Tebligat önemli bir toplumu ilgilendiren hukuktur. Hem de farz mertebesindedir. Tebligatın arızalı olduğu hiçbir yerde şahsi kemalatın değer ve ehemmiyeti yoktur. Kader ilahi alıyor, tekrar onu toplumun içerisine Burdur'a nefyediyor, gönderiyor. Şeyh Said'le alakalı olayda yanlış olarak Muazzez Üstadımız da şey etmişler. Nefyetmişler yani. Sonra Üstadımız buyuruyor ki, baktım bunların sebebi, ne zaman kendimi düşünsem, ne zaman ben de ahiret hissi ağır bassa, aman haklar gelmesin, ibadetimle meşgul olayım desem, baktım dünyanın bir tane, birkaç tane zalimi bana musallat oluyor, beni tekrar oradan alıyor, toplumun içerisine sokuyor. Bu da bizim dinimizde ibadetin dahi olsa bencilliğini kaldırıyor. Şahsa yatırımdan ziyade cemaatle yapmanın daha faziletli olduğunu, beraberliğin ve birliğin ne kadar ehemmiyetin olduğunu ibadette bile nazara veriyor. Ha şimdi cemaatle namaz. Cemaatle kılınan bir namaz %100 makbuldür. Faraza imam abdestsiz bile namaz kıldırsa. Çünkü imam, Allah korusun, İmamlarımızı, hocalarımızı tenzih edelim, kasıtlı abdestsiz namaz kıldırıyor. Kimse de bilmiyor. O cemaatin namazı tamamdır, makbuldür. İmam bunun hesabını Allah'ın huzurunda verir. Bak, kesin makbul cemaatte kılınan namaz. 2, 27 katta sevabı var. Şahsi namazın makbuliyeti bilmiyoruz. Makbul olur diye ihlasla, samimiyetle kılmaya çalışıyoruz. Sevabı ise birdir. Cemaatle kılınca 27'dir. %100 makbuliyet vardır. Bakın şimdi. Bu canım bu. Ya yemeği bile bir adam yalnız yese keyifli yiyemiyor. Ya 3-5 kişi gelsin de şunu beraber yiyelim diyor. Her şeyin cemaatle olanı hoştur yani. Her mesele. Şimdi cemaat ise toplumun sosyal dengesini, bünyesini muhafaza eden, Allah'ın emrettiği, birlik ve beraber emrettiği bir yapılanmadır. İşte Ramazan da bu noktaya nazardan bir alem, bir işaret, bir şeairdir. Bir yerde oruç varsa ora nedir? Müslümanların yaşadığı yerdir. İbadet varsa, namaz varsa öyle. Ezan varsa öyle. İnsanların isimleri Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Şu da şairdir. Sarık şairdir. Sakal şairdir. Selamlaşma şairdir vesaire. Ezan şairdir. Cenaze namazını kaldırma şairdir. Yani İştirak etmek, kaldırmak farz-ı kifayedir. Cenaze namazını kılmak farz-ı kifayedir. Ama o cemaat o namazı kılmazsa o farz-ı kifayenin yapılmamasından meydana gelen mesuliyet, o cemaat farz namazlarını terk etseler huzur-ı ilahide bu kadar hesaba çekilmezler. Evet. Şimdi şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Şairin içinde en parlağı da Ramazan ayıdır. Çünkü Ramazan ayı girdi mi Cenab-ı Hak hakikaten maddi ve manevi atmosfere bir füyuzat nasip ediyor. Yani bir iltifatta bulunuyor. Zamanlar, mekanlar, değil mi? Evler, mabetler, her taraf. Yani bu alametle, bu şairle nemalanıyor yani. Şualar ışıklanıyor nasılsa. Bu noktadan Ramazan külli manada bir şairin de tetiklenmesine sebebiyet veriyor. İsimler gibi değil. Ezan'da da bu var ama Ramazan bir başka. Hristiyanlar bile oruç tutan Müslümanların Ramazan mevsiminde açıktan yemekten utanırlarmış. Niye? İşte bunun parlak veya şehametli oluşu diğerlerini de bu noktayı nazardan hizaya getiriyor. Yani dünya bu cihetten bu şaire itibar ediyor, uyum sağlıyor yani. Bir orkestra gibi Ramazan ayı bu anlamda hayvanat bile Ramazan ayının faziletinden nemalanıyor. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti beyan eden 9 nüktedir. Çok hikmetleri var Ramazan-ı Şerif'in ama üstadımız 9 tane hikmetini bize anlatacak. Camilerde Ramazan'la alakalı, oruçla alakalı çok vaazına saat dinleriz. Fakat Allah bu Ramazan orucunu niçin emretmiş? Emrin sebebi nedir? Allah'ın insanların günün yarısında aç durmasına ihtiyacı yok ki. Şimdi bir anne evladının aç kalmasını istemez.
Bir abi kardeşinin değil mi? Açlıktan sızlamasını istemez. Şefkatin sonsuzu olan Allah. Kulunu aç kalmasından yani rahmet noktayı nazarından nasıl müsaade ediyoruz? İhtiyacı da yok. Biz de akşama kadar bir cihette ne yapıyoruz? Aç kalacağız, susuz kalacağız. Hele bu sıcak aylarda ben Anadolu'dan geldim. Anadolu kavruluyor yani. Bir de tarlada, takımda, şurada, burada çalışan insanlar var. Dudakları çatlıyor akşama kadar. Rahmet-i ilahiye açısından, şefkat-i Rabbani açısından baktık mı? Ya Allah buna nasıl müsaade etmiş? Bu şefkat nasıl buna müsaade etmiş? Ha, hikmetlerini okuyunca anlıyoruz ki o şefkat buna müsaade etmesi hikmete uygunmuş yani. Üstad onu anlatacak bize. Her şeyin hikmetini anlatıyor. Ölümü sevdiriyor bize. Ölüm sevilir mi? Hasta adamın başında hasta risalesini okuyorsun. Adam hastalığından memnun olur. İstiyor ki kendisinden gitmesin. Misafirim benim. Ben ona iyi bakmam lazım. Geçen bir tanesinin başında okudu. Allah Allah diyor. Ya, üstad bunu bu kadar güzel anlatıyor. Bu benim misafirim. Benim bunu iyi karşılayıp memnun etmem lazım. Bu benden memnun gitmesi lazım. Gitmiyor. Gitmeyince misafire yapılan değil mi? İyilik, ikram da ibadettir. Aha, şimdi bu noktadan baktık mı hastalıklar da bir hikmet, bir nimet, şefkatin, rahmetin dolayısıyla eserlerinin cereyanı. İşte Ramazan ayı da hem şair hem de Cenab-ı Hakk'ın 9 hikmetine koyduğu hikmete mebni oruç tutmanın şeyleri var. Faydaları var. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an hudel linnâs ve beyinât minel huda vel furkan. Sadakallahul azim. Şimdi Ramazan ayında Cenab-ı Hak oruç tutmayı emrediyor. Bazı Alevi kardeşlerimizin yani bu orucun aslı 3'tür. Müslümanlar bunu yanlış olarak 30 tutuyor veya 12'dir deyip farz olan orucu rakamla tehdit etmeleri çok büyük bir yanlıştır. Neden? Çünkü ayette rakam geçmiyor. Ramazan ayı geçiyor. Bak Kur'an'la %100 çelişiliyor yani. Hadi yorum açık bir şey değil yani. Cenab-ı Hak demiş ya Cebrail git. Habibime söyle ümmeti yılda benim için 3 gün oruç tutmuş. Tutsun. Yani kendileri naklettikleri böyle. Bunu hocam da naklediyor 40. hocam. Cebrail Aleyhisselam gelmiş işte Peygamber Efendimiz 3 gün. Gelmiş Resulullah'ı bulamamış, aramış aramış. Yani bir köyde bulamıyor Peygamber, Allah'ın elçisi. Yani bir devletin elçisi gidiyor da başbakanlığı buluyor. Kainatın elçisi geliyor. İşte bir hata işlenecek ya, yalan yalana mukaddeme oluyor. Bulamayın yazmış ki bir yer Allah'ın emri var, yılda 3 gün oruç tutsun ümmetin. Bir sinek gelmiş, üçün yanına bir abdest bozmuş. Arapçada nokta sıfır. Yani nokta koydun mu sıfır sayılır yani. Haşa Resulullah'ın 30 okumuş. Onun nasıl 3, siz yanlış tutuyorsunuz diyor. Ya buna inanıyorlar bunlar. Demiş hocam ya Celal Dede demiş Celal Doğan'a. İzzettin Doğan'ın babasına. Beraber hapse yatmışlar ya. O da şey dede. Demiş Kur'an'da rakam geçmiyor ki. Ya ne geçiyor hocam demiş. Ramazan ayı geçiyor demiş. Yok ya demiş. Bitti adam diyor yani. Bir beddua etti ki diyor gerilerine. Emsallerine ben bunu diyemem dedi. Hocam burada da dinmez yani. Böyle bizi cahil bıraktılar diye bir beddua etti diyor. Böyle kulağına eğildi. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki savun, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şair-i İslamiye'nin azamlarındandır. Yani eskiden nasıl ezberletirlerdi? Savun, salat, hac, zekat kelime-i şehade. Hatırlıyor musunuz? Efendim? Bah, savun, salat, hac, zekat. Latif abi. Biz öyle ezberledik. Şimdi gençler bilmiyorum. Bak birincilerindendir derken üstad eski teamülü de burada nazara alıyor. Hem de şair-i İslamiye'nin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri mesela hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın hayatı içtimaiyesine, sosyal hayata hem hayatı şahsiyesine hem nefsin terbiyesine hem Allah'ın nimetlerinin şükrüne bakar hikmetleri var. Bazılarını burada sıraladı. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında
Nasıl Cenab-ı Hak rububiyetini oruç vasıtasıyla insanlara gösterip ilan ediyor. Orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği, zemin yüzü bir sofra-i nimet. Kimisini gözlerimizle, kimisini kulaklarımızla, kimisini burunlarımızla, kimisini dokunmalarımızla, kimisini ciğerlerimizle istifade ediyoruz. Hep nimetler sofrası. Hava sofrası burnumuz önünden hiç kalkmıyor. Diğer sofra günde 3 defa geliyor da. Öyle değil mi? Hava sofrası bir an eksik değil. Acayip bir hizmetle Cenab-ı Hak bu hava sofrasını bir an kaldırmıyor, ihmal etmiyor. Hafif şöyle bir sofrayı toplasa az dinlenin diye yani. Yeter yediğiniz. Tam dinleniriz yani. Tam dinlenmeye çekilir insanlar. Bütün mahlukat. Şimdi gözün sofrasına bakın yani. Her tarafı görüyor. Doyma denen bir şey bilmiyor ya. Görmekten de zevk alıyor. Şimdi burun hakeza. Dokunma hakeza. Ciğerler teneffüs ediyor. Mide hazmediyor. Akıl düşünüyor. Makulat aklın sofrasıdır. Evrat ve ezkar kalbin sofrasıdır. İman ve marifet dersleri değil mi? İman hakikatları noktasından baktık mı? Ruhun gıda aldığı şeyler. Ruhun latifelerinin de aldığı sofralar var. Yani bu cihetten kainatın tamamı insana hitap ediyor. İnsana bir sofra-i nimet olarak maddi ve manevi sunulmuş. Hem de en kaliteli, en mükemmel şekilde sofralar sunuluyor. Daha bundan iyi karpuz düşünemeyiz, kavun da düşünemeyiz. Daha bundan iyi din de düşünemeyiz. Din de kemal noktasında değil mi? Nimetler de öyle yani. Hele hele Risale-i Nur vasıtasıyla manevi sofraların dahi zamanda daha teferruatlı tarzda marifet boyutuyla sunulması da bir başka sofra. Hani eskiden yemeklerin çeşitleri bu kadar değilmiş. Adamla eti uzatırmış hayvanın budunu. Değil mi? Böyle çevirip yerlermiş yani. Şimdi bunu bak onu ne yaptık? Lahmacun yapıyoruz, patlıcan kebap yapıyoruz. Bakın çeşitlerinde. Eskiden ecdat bunları bilmeden, yemeden gitti. Bu da bir açılım. Tabiri caizse Risale-i Nur da bu anlamda bu asrın idrakine ve anlayışına Allah'ın Kur'an'da nasip ettiği bazı hakikatların değil mi? Onların damak tadına, daha doğrusu akıl ve idrakine uygun şekilde de ayrı bir açılımıdır yani. Bundan evvel yazılmış eserleri getirip bu zaman insanların okusanız ya tuzsuz bulacak ya acı bulacak değil mi? Ey oğul, ey namert, ey hain. Bir dakika ya ne hain ne namerdi? Eskiden hitaplar böyle. Şimdi üstad ileme yuhel aziz. Bil ey aziz kardeşim. Ha şimdi oldu. Malikiyet döneminde hitabın şekli böyle olur. Saltanatların dönemindeyse öyle olur. Şimdi onunla üsluplar bile farklılaşmış yani. Evet, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva-i nimeti o sofrada min haysü la yahtasib, yani bitmeyecek, sonsuz bir şekilde çeşit çeşit nimetle hesap edilmeyecek kadar bir tarzda o sofraya dizdiği. Bir elmanın kaç yüz tane çeşidi var. Biz daha 10-15 tanesini anca biliyoruz. Bilmiyorum. Bazen böyle merak için gidiyorum da o lüks mağazalarda. Ne enteresan nimetler varmış. Bir uzmana sordum. Ya dedim bunların buraya Türkiye'ye gelmesi abi göz zevkinden başka bir şey yok dedi. Niye? Bura bu tip nimetler oradaki insanların mizacına uygun. Buradaki de bize uygun. Yani çölün ortasında yaşayan bir adam ne lazım? Allah onu nasip ediyor. O hurma yiyecek. Sen de kavun karpuz yiyeceksin. Amerika'daki adamın yediğini buraya getir, buradakini oraya getir. Her insanın iklim şartlarına göre Cenab-ı Hak sofrayı ayrı ayrı dizmiştir. Ama imkanların artması, iletişimin artması, işte bilgisayarların ve internetin artmasıyla o yiyor, biz de yiyeyim mantığıyla her taraftan istifade ediyoruz yani. Esasında ihtiyaç değil diyorlar uzmanlar. Şimdi kırışında karpuz yemeye başladık. Yazında portakal yiyoruz yani. Doğru mu? Doğru değil ama işte insanlar kabiliyetini ortaya koydu mu Allah'ın nimetlerinde böyle tasarrufat yapabiliyor. Allah bu müsaadeyi vermiş. Evet. O sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet-i rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Rahmaniyetini ve rahimiyetini Cenab-ı Hak işte rububiyet noktasında bakın topraktan neler terbiye ettim Rahman ve Rahim ismiyle sizlere sunup ve takdim ediyorum. Rahman ismiyle bütün mahlukatın maddi ve manevi gıdalarını, Rahim ismiyle özellikle inananların ve irade sahiplerinin önüne koyduğum sofralar.
Rahman ismini hayvanatı doyuruyor. Rahman'da gark olmuşlar. Hala tavuk değil mi? Darıyla bak buğdayla geçiniyor. Darıyı buğday bir rege pilav yapamadı tavuk. Bunu beceremiyor. Niye? Rahman'da gark olma budur. İrade beyanında bulunup iradesini kullanıp mısırı pişirip yiyemiyor. Şimdi Rahim ismi insanda tecelli edince hayvanat gibi değiliz. Ya işte hayvanların bak postlarından neler yapıyoruz, tüylerinden neler yapıyoruz, sütlerinden değil mi? Veya yumurtalarından veya Allah'ın yaratmış olduğu sebzeleri, meyveleri bir araya getirip o Rahim isminin tecelliyatı olan iradeyle nasıl teferruatlı açılımlar meydana geldi. Aynı irade cennetin kapılarını açacak. Rahim isminin diyor Elmalı Hamdi yazır, ahirette müminlere Rahman isim bütün mahlukata tecelli etmesinin sırrı esasında Rahim isminin cennetin tahakkukuna vesile olan insana iradenin verilmesidir diyor. Rahim isminin en büyük tecellisi insandaki iradedir diyor. Çünkü cennetin açılmasına o sebebiyet veriyor. Ayırıyor Allah diğer mahlukattan. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen de unutuyor. İnsan ise gaflet vasıtasıyla Allah'ın böyle sonsuz bir şekilde hesaba girmeyecek bir tarzda karanlık ve basit, şuursuz topraktan çıkarıp takdim ettiği nimetlerin idrakinden aciz, tefekküründen aciz, tezekküründen aciz. Sadece yiyoruz yani. İşte Ramazan-ı Şerif'te bakın şimdi. Ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Ordu ne yapar? Yemekhaneye girer, açtır. Akşama kadar eğitim yapmışlardı susuz o askerler. Önce bir dua yaparlar, otururlar. Başlayın dedikten sonra hepsi başlar. Tabiri caizse Allah'ın emrine uymuş. Önceden görüp de iştihasının çekilmediği veya çekmediği veya nazara almadığı gıda, bir kuru ekmek, aç olan bir insana akşam vaktinde sofraya girdiğinde ne kadar lezzetlidir. Hem nimetin dereceyi, kıymetini nazara veriyor. Hem de Allah'ın rububiyetinin insanın iradesine nasıl müdahale ettiğini, helalından bile kazansa Allah müsaade etmediği müddetçe o bir tas suya elini uzatamıyor. Değil mi? Bir kap yemeği yiyemiyor yani. Rububiyet ta buralara kadar gidiyor. Normalde Allah'ın rububiyetinde bütün mahlukat teslimat içindedir. Herkes. Rububiyeti bir derece şey yapan nedir? Hududunu aşan insandır. Yani Allah'ın Rab ismi muktezasınca insanlara hedeflemiş olduğu maddi ve manevi o hedef ve maksadın tahakkukunu bazı insanlar iradesini yanlışa kullanarak ne yapıyorlar? Rencide ediyorlar. Orada çığırdan çıkıyorlar, huduttan çıkıyorlar. İşte kainatta hükmünü icra eden Rab ismi li hikmetin Allah'ın insanın iradesini serbest bırakıp oralara zarar vermesine müsaade etmesinin de önünü kapatarak ne diyor? İraden dahi olsa helaldan kazandığını sana yedirtmem diyor Allah. Ona da müdahale ediyor orada. Rubiyetinin tam hakimane saltanatını net olarak gösteriyor. Sultan Ezel'in ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyet kârâneleri, kârâne göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüs'atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle bir ulvi ubudiyete, böyle ulvi ubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar İnsan ismine layık mıdır? Üstad bu ağır ifadeleri çok nadir yerlerde kullanmış. Esas Risale-i Nur'un üslubu nezihane, nazikane kavli leyyin nedir? Fakat bazen ehli dalaletin acımasızca ve insafsızca bazı hakaika musallat olmalarına karşı bir bu oruç meselesinde, Ramazan meselesinde bir de o tabiat perestlerin inatçı olan kısmına eşek muzaaf eşek olsa sonra insan olsa diyor. Bu fikri kabul etmem diye kaçacaktır. Bir de Kur'an-ı Kerim'in tercümesi yapılsın. Ta haşa nasıl bir mal olduğu anlaşılsın mantığıyla tercümesini ısrarla yaptırıp onunla Müslümanların yani
ibadetlerine musallat olan o zihniyete karşı da bu hayvanlar için diyor, bu elfaz değiştirilmez diyor üstad. Hayvanlar için diyor. Bir de burada işte birkaç yerde kullanıyor. İkinci nükte. Ramazan mübareğin savmı. Atı savım oruç. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle. İkinci nokta. Çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği taamla bir fiyat ister. Değil mi yani? Tablacı ne yapıyor? Sırf bizden istediği para nakliye masrafıdır. Bir kilo limon diye Antalya'dan buraya gelinceye kadar nakliye masrafı ne kadardır? 2000 liradır, 2 liradır. Bu bir kilo limonun nakliye masrafıdır. Hakiki fiyatı değildir. Bakın dikkat ederseniz, bütün Allah'ın nimetlerine verdiğimiz paranın hepsi hakiki fiyatı değildir. Hep nakliye masrafı. Kulun hakkıdır. Oradan almış, buraya getirmiş, nakliye masrafı budur. Hakiki fiyatı nedir? Toprağın hakkı, havanın hakkı, suyun hakkı, güneşin hakkı. Güneşe bir ateş çalsa, güneşin odununu yerine getirse de, güneşin pişirdiği bu gıdalar o satsaydı, kaça verirdi bize bir kilo limonu? Güneşi biri yaksaydı, doğalgaz güneşe bağlansaydı da, güneş yani bunları pişirip güneşin bir sahibi olsaydı, harcadığı doğalgazın da masrafını faturalandırsaydı, bir de su, hava, daha ustayı bırak, yani bir de yapan usta lazım. Yani. Şuna nasıl maliyet koyuyor? Değil mi? İşte derisine bakıyor, süngerine bakıyor, kumaşına bakıyor, ahşabına bakıyor. Bir de marangozun hakkı diyor. Bir de bunun neyi? Nakliyesi var. Şu mobilyanın buraya gelmesi diyelim ki karşıdan geldiğini düşün, 500 lira. Kendisi belki kaç liradır? 10 liradır, 10 bin liradır. Şimdi aynen böyle de bak Allah'ın vermiş olduğu nimetlere verdiğimiz para hakiki fiyatları değil. Sadece nakliye masrafları. Sadece. Hakiki fiyatına niye baha biçilmez? Çünkü Allah'ın sanatı parayla ölçülmez. Neden? Bir şeyi parayla aldın mı para ondan yüksektir. Bak bu bir kayda. İsterse trilyonlar olsun. Müzayede salonlarında tarihi eşya satıyorlar. Çekiceli sattım dediği an o para nedir? Ondan büyüktür. Para onu satın aldı çünkü. Para kulun gücüdür. Nimet Allah'ın sanatıdır. Kulun gücü Allah'ın sanatını almaya kifayet etmez. Peki nedir onun ücreti? Fikirdir, zikirdir, şükürdür işte. Para sökmüyor orada yani. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi Cenab-ı Hak hassiz enva nimetini nevi beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. Şimdi baba bir tablacıdır. Anne de tablacı. Çocukların gelmesine tablacılık yapıyor. Çocukların gelmesine yani anne rahminden buraya gelmesine vesile olmuşlar. Hayatın boyunca onlara itaat etme mecburiyeti getirmiş Allah. Niye? Senin yaratılmana vesile olmuş. Anne babaya üf bile demeyin. Vesile olana üf bile demeyin itaat emreden Allah. Ya yaratana? Üf dedirir mi? Diyenler onların hesabı toplanıp ahirette üflerin hesabı alınacak yani. Onlara dünyevi ceza olmaz. Kafirlerin öyle büyük dehşetli günahları var ki dünyevi ceza onlar için nimet olur. Onlar mahalli şeye gidiyor. Ahirete gidiyor yani. Cehennem azabı. Mahkeme-i Kübra. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Abi sen benim manavın karpuzunu görmemişsin diyor mesela. Minnettar olmak. Adam ne karpuzu var? Ya Allah'ın karpuzu. Manavın niye karpuzu olsun? Adam almış getirmiş oradan. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmetle teşekkürü de ediyoruz. Beni sağlığıma kavuşturan doktor. He? Ağzıma mükemmel diş yapan hekim. Dinliyoruz bunları gazetelerde var. Allah sağlığı vermezse sıhhati nereden doktor kavuşturacak? Doktorda bir maharet olsa kendi ölmez.
İlaçta da bir maharet olsa aynı ilacı kullanan iki hasta, ikisi de hayata devam ediyor. Biri yaşıyor, öbürü gidiyor. İlaç kullanmak vesiledir, şifa Allah'tandır. Ticaret yapmak vesiledir, rızık Allah'tandır. Tebligat yapmak vazifedir, hidayet Allah'tandır. Peygamber'e vermemiş bu hakkı. İstediğine hidayeti, her konuştuğuna vesile olma noktasında bir şart yok, bir mecburiyet yok. Halbuki minim hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Bu şükür, hamd ve medih kelimeleri var. Bunların bazen yani ifade ederken yerlerini değiştirebiliyoruz. Usulde yani adapta kullanım şekli şöyle. Mesela bitkiler methedilebilirler. Dağlar methedilir. Medih her şeye yapılır yani. Bir dağ methedilir, bir ova methedilir, bir hayvan, at methedilebilir. İnsan methedilir. Allah da methedilir. Medih umumidir. Medih de biz problemimiz. Medih serbest. Şükür sadece insana yapılır. Ağaca şükredilmez. Hayvana şükredilmez. Medih olur da şükredilmez. Benim bir atım var denir ama ata teşekkür edilmez. İnsana şükredilir. Caizdir. Hem de doğrudur. Allah'a da şükredilir. Fakat hamd Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İnsanlara hamd edilmez. Hamd Allah'ındır. Allah hem hamd edilir, hem şükredilir, hem de met edilir. Fakat bütün mahlukat met edilir. İnsanlara şükredilir. Allah'a sadece hamd Allah'a mahsustur. Allah'a edilir. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetlerini derk edemiyor. Hemen hemen o varlıklı insanlar, servet sahibi, meslek sahibi insanlar aç kalmıyor ki nimetlerdeki dereceyi nimet anlaşasın. Bir ayda Allah'ın emri olmasa insanların çoğu zaten yani cumartesi, pazartesi, perşembe oruçlarını da bilmiyorlar. Tutan nadir. Davud Aleyhisselam'ın orucu bir gün durup bir gün tutma vesaire. Ramazan'a zor tahammül ediliyor. Ramazan ayı da olmasa Allah bu nimetlerin lezzetlerini, dereceyi, kıymetlerini bize nasıl derk ettirecek? Zıttı olacak ki bilinsin, açlık olmasa tokluğun derecesi anlaşılmaz. Hastalık olmasa sağlığın derecesi anlaşılmıyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara, hususen zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Bak şimdi. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetdar bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Ya şunun kenarından bir lokma yesem şu Allahu Ekber dese de. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Demek ki yani bir lisanen teşekkür etme var. Bir de o nimetlerin dereceyi kıymetini derk ederek hakiki şükür dediği muazzez üstadımızın manen şükretmek var. Manen bu şükür şuurlu bir şükürdür. Diğeri lafzidir. Lafızda gaflet olabilir ama bu mahiyette gaflet olmaz. Hem gündüzdeki yemekteki memnuiyeti cihetiyle, yemekten memnuiyeti, hani gündüz yemek yasak ya, men edilmiş. O nimetle benim mülküm değil. Bak şimdi. Ben bunların tenavülünde hür değilim, kullanımında, istifadede. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. Kendine bağlamaz. Sadece onun kendi sahip olduğunu bilmez. Allah'ın mülkü olduğunu bilir. Kendi emaneten tasarrufunu almıştır. Müsaade etmezse o nimet elini dokundurtmuyor. Bu bir çeşit oruç. Ramazan'da yeme içmede malum hallerde bu. Allah bir çeşit daha oruç tutturuyor mesela. Hasta ediyor, ayaklar oruç tutturuyor, yürüyemiyorsun. Kalk yürü, orucum ben, yürüyemiyorum, yani hastayım. Bugün bir hastanın yanına geldim, sadece yatıyor.
Dedim otur. Oturmaya orucum dedi. Yürümeye de orucum. Onun da süresi bellisiz. Bir deprem veriyor, evlere oruç tutturuyor. Evlere giremiyor bu defa da. Evler oruçlu. Ev sahibini almıyor içeriye. Kendi yaptırmış kaşanesini. Deprem gelmiş. Artçı gelebilir. Ne olur ne olmaz. Bir hafta çadırda yaşıyor. Ya gir işte evinde otur. O abi diyor, ne olur ne olmaz. Yarın dünyaya oruç tutturacak. Atacak dünyadan dışarıya. Kıyamet geldi mi öyle. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Üçüncü nükte. Oruç hayat içtimai insaniyeye baktığı cihetle. İnsanın sosyal içtimai hayatına bakan yönü de var orucun. Yani Allah bir ibadeti emretmişse ihlas ibadet boyutuyla onu yapmaktır. Emredildiği için yapmak ihlas boyutudur. Tamam. Fakat bunun hikmetleri var ya o kadar sonsuz ki. Cenab-ı Hak ihlas için bize oruç tutturur, ibadeti ihlas için yaptırır. Bunu yapan insanlar farkına varmadan Allah'ı memnun etmekle beraber içtimai ve sosyal hayatın, aile hayatının, toplum hayatının müthiş dengelerini kuruyor Allah. Bunun da farkında değiliz. Haç. Allah Müslümanların zenginlerini bu çölün ortasına niye topluyor? Haşa ne ihtiyacı var? Hem de zengin bak namaz için zengin fakir farkı yok. Namazda yok değil mi? Herkese namaz farzdır. Ama Allah şeyi haccı Müslümanların varlık sahiplerine, meslek sahiplerine, güçlülerine emretmiş. Zenginlerine emretmiş. Bunda büyük bir hikmet vardır. Tarihte her zaman güç her şeyi tetiklemiştir. Allah güce hikmet takmıştır. Kuvvete hikmet yüklemiştir. Hikmet, yani kuvvetin bir sırrı hılkatı var diyor. Boşu boşuna yaratılmamıştır. Kuvvet Allah'ın koyduğu bir sistemdir. Ona uyan galip olur. Dünya şartlarında kaide budur. Niçin bugün Hristiyanlar Müslümanlara galiptir, hakimdir? Güçlü olduklarında Allah'ın güç kanunlarına riayet ettikleri içindir. O da bir nevi ibadettir. O ibadette onlar abid. Biz orada tembellik yapıyoruz, mağlup oluyoruz dünyada. Şimdi güç bu noktada büyük bir şeydir, imkandır. Ve tarihte dikkat ederseniz gücün olmadığı hiçbir şey tevali ve devam etmemiştir. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hak göndermiş, İslamiyet dininin yerleşmesi için tavzif etmiş. İki numara kim? Güçlü bir adam. İpek tüccarı, ticaret erbabı Hazreti Ebubekir Efendimiz. Bak bak bak. Biri belediye başkanı gibi tabiri caizse. Diğeri vali. Şart şart kanun. Ruhu koymuş Allah vücuda. Lezzetler alan ruhtur. Dili koymuş, gözü koymuş, eli koymuş. Çek dili, hadi kebabı ye lezzetini al. Nezle olan bir adam kebabı nasıl yiyor? Saman yer gibi. İşte ruh var alsın bak. Ama dil darız olunca alamıyor işte. Ruh var, gören ruhtur ama göz darız ama camın arkasından bakan var dünyaya. Aynı bu sistem dinler için de geçerli. Dini güçlü kılacak mısın? O zamanın şartlarında maddeye hakim olma mecburiyetindesin. Hangi zaman olursa olsun. İşte Fatih, işte Yavuz, işte Kanuni, işte İslam aleminin durumu bugünkü. Dinde güçlüyüz. Ama dünyevi kanunlardan mağlup olduğumuzdan dolayı boynumuz bükük. O da Allah'ın bir kanunu çünkü. Şimdi bu açıdan meseleye iyi bakmak lazım. Bak şimdi Peygamber Efendimizin yanında Aleyhisselatü Vesselam kim var? Hazreti Bekir Efendimiz var. Ne buyuruyor Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam? Eğer Ebu Bekir olmasaydı sebepler tahtında bu din batardı diyor. Kaç tane köle almış Resulullah hibe etmiş, almış vermiş, almış vermiş. Kaç defa? 3 defa sermayesini sıfırlamış. 3 defa servetini sıfırlamış. Bu yüksek bir şey. Yani fedakarlık. O örnek işte bir numara ya ondan o beklenir. Kimse de onu geçememiş. Evet. Demek içtimai hayata bakma. Bakın Müslümanın zenginlerinin hac mevsiminde oraya toplanması, haccın kendine ait ibadet boyutu, ihlas boyutu ayrı. Bir de orada uzun süre duruluyor. Haccın menasikini yerine getirmek için bir süre söz konusu. İşte bu süre içerisinde
Ne yapacak Müslümanların güçlüleri? Ekonomilerini bir araya getirecekler. İdarelerini konuşacaklar. Ticaretlerini konuşacaklar. Sanatlarını konuşacaklar. İlim adamları, tıp uzmanları vesaire kongreler düzenleyecekler orada. Bir milletin güçlülerinin bir araya gelip toplandığı bir yumağı, bir gücü, bir kuvvet hangi siyasi delip atabilir? Hangi medya bunları bozabilir? Hangi hukuk bunların dışına çıkabilir? Bugün dünyada hukuku tetikleyen nedir? Güç değil mi? Dünyada güçlü mü hakim, hukuk mu hakim? Güçlü hakim. Aslında hak güçten üstündür. Ama bu Allah'ın indindedir. Buna çok az zamanlar buna vesile olmuş. Diğer zamanlarda güç ne yapmıştır? Hukuku, hakkı yenmiştir. Dolayısıyla hukuku güçlü yapmak için hakkın da, yani maddenin de güçlü olması lazım. Şimdi bu açıdan baktık mı, yani madde, o güç dediğimiz mefhum, siyasetin de, hukukun da, medyanın da, her şeyin üzerindedir. Bu sebepten dolayı bir mühimzat öyle demiş. Ben her şeyin istisnasını gördüm. Her şeyin istisnasını gördüm. Güç ve kuvvet kimdeyse hakimiyet onundur istisnasına rastlamadım demiş. En büyük delili hilafet ne kadardır? 30 sene. Hilafet 30 sene 6 aydır peygamberimiz. 30 sene diyor hilafeti. Osmanlı halifeydi Osmanlı sultanları. Selçuklular da halifeydi. Ama Emeviler, Abbasiler 1000 yıl sürdü neredeyse hepsi. Niye bunlara hilafet gözüyle bakmıyor? Dört dörtlük hilafet 30 sene. Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh 6 ay hilafetinden sonra dört dörtlük hilafet gidiyor. Yerine gücün hakim olduğu, gücün hilafete üstün geldiği saltanat dönemi başlıyor bak. Onu hakiki hilafet gözüyle bakmıyor hadis kitapları. İşte buradan da anlayalım meseleyi. Evet. Oruç, hayat içtimai insaniye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişlerdir. Bak bak, Allah serveti, maddeyi istediğine verir, halk edilmişlerdir diyor. İlmi isteyene, ilim akılla, zekayla doğru orantılıdır. Ama mal, mülk, servet akılla doğru orantılı değildir. Eğer doğru orantılı olsaydı, dünyanın en zenginleri edebiyatçılar, en zenginleri alimler, filozoflar olurdu. Kitaplarında ölmüşler. İki takım elbiseyle yaşamış gitmişler. Eğer akılla güç doğru orantılı olsaydı, hayvanlar acından ölür, hiç akılları yok. En rahat beslenenler onlar. İnsanların huzurlu yaşaması lazım. En yüksek akıl insanda. Ve dünyanın zenginlere bak, çok akıllı adamlar değiller ha. Türkiye'nin zenginlerine bakın herkese. Çok akıllı adamlar, onların yanında profesörler ne yapıyorlar? Danışmanlık yapıyorlar. O danışıyor ona. Allah mülkü ona veriyor. Nasılsa yani. Kaç tane profesör var böyle servet sahibi? Yok. Kayserliler öyle yaparmış. Bakmışlar çocuk çok zeki, bu tüccar olsun. Geri zekalı okusun, doktor olsun derlermiş. Üstad öyle diyor. Memuriyet her neviyle diyor, aceze ve seeleliktir diyor. Bir milletin ukde-i hayatiyesi sanattır, ticarettir, ziraattır. Sakın memurluğa, askerliğe el atmayın, belanızı bulursunuz diyor üstad. Bırakın onları, başkaları yapsın. Bak bunlar altın gibi, devlet adamlarına yakışır tavsiyeler bunlar yani. Osmanlı öyle yapmış. Asker olarak gayrimüslim evladı kullanmış, memur olarak onları kullanmış. Malı zayi etmemiş, nesli zayi etmemiş. Kendi Osmanlı'nın eline sanatı, ticareti, ziraatı vermiş. Orada ise ta sadrazamlık makamına kadar devşirmeden gelen çocuklar kullanmış. Biz daha sonra bahçemizi, tarlamızı, bağımızı, sanatımızı terk ettik, geldik devlete, memurluk yaptık. Şimdi Diyanet fetva veriyor ki memurlara zekat verilebilir. Caizdir. Aç. Kirasını ödeyemiyor çünkü. Bak gene ne oldu? Devir nereye döndü? Özel teşebbüse. Dikkat ediyor musunuz? Devletin kapısına giren zavallı olmaya başladı. Üstadın altın gibi fikirleri ya. Ama 100 sene sonra takip ediyoruz.
Oruç hayat içtimai insaniye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişlerdir. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muamenetine davet ediyor. Niye farklı yaratmış Allah? Güçte, kuvvette, zayıflıkta, zenginlikte. Çünkü hikmet bunu böyle icap ettiriyor. Herkes aynı güçte, aynı zenginlikte, aynı özellikte, aynı kuvvette yaratılsaydı biz madende de kimi çalıştıracaktık İsa kardeş? Ya. Abi belediye otobüslerini kim kullanacaktı? Şimdi kapıcı demiyorlar, ne diyorlar? Apartman görevi. Ha, apartman görevi olsa kimleri kullanacaktı? Erat olarak kimleri kullanacaktı? Bak hep buralar boşta kalırdı. Adam bulamazdık yani. Temasül tezada sebeptir. Farklılık büyük bir nimettir. 100 tane A harfinin olacağına 10 tane farklı harf daha hayırlı ya. Niye? 10 farklı harften 20 tane kelime yazarsın. 100 tane A'dan ne yazarsın? Hiçbir şey. Bir A olur gider işte. Bir tane A yani. Hiç mana ifade etmez. Farklılık büyük nimet. İşte bu anlamda Allah farklı farklı yaratmış ki ta ki bunlarda, onlarda, bunlarda işlerde kullanılsın, içtimaiyetin dengeleri korunsun. Ama araya öyle bir müessese, sistem koymuş ki zengin fakiri ezmeyecek, fakir de zengine isyan etmeyecek. O sistemi de kurmuş. Boşlukları doldurmuş. Zekat, kantaratul İslam. Zekat İslam'ın neyidir? Köprüsüdür. Attık o köprüyü. Ne koyduk yerine? Faizi koyduk. Daha derinleştirdik. Köprüyü attın. Bir de yüksel diyoruz bu taraftaki dağın dağ tepesini. Zenginlere hani. Zaten o köprü var ki o denge korunsun. Köprüyü atmışsın. Buradan oraya geçiş olmuyor. İmam Ali radıyallahu anh bir rüya görüyor. Çok enteresan. Rüyayı Peygamber Efendimiz anlatıyor. Çok manidar bir rüya. Ama birkaç gün tesirinde kalmış rüyanın sonradan anlatıyor. Diyor ya Resulullah ben bir rüya gördüm. 2-3 gündür tesir altındayım. Yeni onu size nakletmek istiyorum. Ya Ali anlat diyor. 3 kazan gördüm diyor ya Resulullah. 3 kazan. Altında da müthiş ateş yanıyor üçünün de. Acayip ateş yanıyor. Sağ ve solda kazanların içerisinde su var. Kaynıyor. Ortadaki kazanın içerisinde bir damla su yok. Altındaki ateşten dolayı kızarmış, nal gibi olmuş kazan. Sonra her iki kazandan birbirine su devir daim oluyor. Buradan ona, oradan ona. Sağdaki solda kazanlar. Bu devir daim esnasında ortadaki kazana bir damla su düşmüyor ki harareti dinsin. Bir damla su düşmüyor. Bu dehşetle diyor, bu rüyayı gördüm. Yani o gördüğün rüya benim ümmetimin ahir zamandaki halidir diyor. O sağ ve soldaki kazanlar ümmetimin zenginlerinin, servet sahiplerinin, güçlülerinin diyor halidir. Ortadaki de fakir fukara zavallının halidir. O su onların servetleridir. Ahir zamanda Allah ümmetime öyle bir bela verecek ki zengin zengini kollayacak. Güçlü güçlüyü kollayacak. Halbuki Allah vermiş serveti fakir fukarayı kollamak için. Yani birliktelikler, beraberlik, ahbaplıklar kendi aralarında cereyan su alıp verme var ya. O beraberlikler içinde o fakir fukaraya bir damla şeyi düşmeyecek yani pay. O da öyle kavrulup gidecek. Aynen öyle. Bakın düğünlerimize. Bakın toplantılarımıza. He? Ya düğün yapıyorsun topla da gariban fakir fukara yesin de. Gene kimi çağırıyor? Evinde işte arı sütü şundan bundan besleyen insanları çağırıyor. Zaten adam onu orada zor yer. Yani bir hayra vesile olan bir işi israfla nerelere götürüyorsun? O adam gelecek, aç adam doyacak, dua edecek. Senin yaptığın iş de bu noktada faziletli olacak yani. Hadi onlar da gelsin ama tamamen kapıyı bunlara kapama. Vesaire. İşte zamanın getirdiği bunlar. Mecburiyetler. Ne yapacaksınız? Evet. Cenab-ı Hak o ihtilafa binen zenginleri fukaraları muamelesine davet ediyor. Bak ihtilafa binen. İhtilaflı ben yarattım. Böyle olmak mecburiyettir. Dengeleri koruyamazsınız. Dünyanın işleri, çarkları dönmez o zaman. Hamal çalıştıramazsınız. Değil? İşçi çalıştıramazsınız. O zaman ne olacak? İhtilaflı yaratmak nimettir. Ama aradaki dengeleri korumayı da Cenab-ı Hak ne yapmış? Emirlerle onu muhafaza etmiş. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa
Nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine karşı ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkatle mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyet olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Kendi aç değil ki halinden bilsin de yapsın. Yapsa da tam olamaz. Ne demiş? Bu hak niye isyan ediyor? Bir kralın hanımı sormuş da öyle mi? Efendim demiş. Efendim? Fransız. Evet. Fransız kraliçe. Açlar ekmek bulamıyor. Pasta da mı bulamıyorlar demiş. Pasta yesinler demiş. Hey. Evet. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Peki Allah rızası için El Fatiha.